Merhaba hanımlar, ben Özlem Topal. Bugün sizlere butokalarımızın yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah. Bunun için bize gerekli olan malzeme, şöyle marketten çöp şiş aldım hanımlar. Elimde olan ip, bebe ipi BİM'den almıştım. Bu şekilde. Şöyle taş aparata ihtiyacımız var. Küçük klipsotaya ihtiyacımız var. Tokamızın eni 4 santim. Grogen kurdaleye ihtiyacımız var. Kurdalemizin eni 4 santim. Boyu 18 santim. Malzemelerimiz bu kadar. İlk önce beremizin yapımına başlayalım. İpimizden şöyle bir miktar ikiye büktük. Bunu tekrar şöyle bükerek ilmeğimi aldım. 18 tek olacak hanımlar, 18 tane, 2 tane oldu. Şöyle 3 4, fazla sıkmayın. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Tane yaptık hanımlar. Şunu belirtmek istiyorum. Örgü işi fazla bilmiyorum. Ben de izlediğim kadar, size yaptığım kadar aktarmaya çalışacağım hanımlar. Şimdi ilk ilmeğimizi şu şekilde boş alıyoruz. Tüm sırayı bu şekilde yapacağız. Buna ters mi diyorlar, düz mü diyorlar, onu da bilmiyorum hanımlar. Dediğim gibi ben de örgü işi bilmiyorum. İlk sırada zorlanabilirsiniz. Benim parmağımda sıkıntı var hanımlar. Sol baş parmağımda sıkıntı var. Ağrım var. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum. Yine de sizlere göstermeye çalışıyorum. Sonuncuya kadar geldim. Son ilmeğimi de aldım. Şimdi yine bunu boş aldım. İpimi bu tarafa atıyorum. Şöyle göstereyim. Arkada şöyle İpimi şöyle geçirdim. İlmeğimi bu şekilde alıyorum.
bir ters bir düz olarak 2 santim boyunda olana kadar işliyoruz. Çevirdim. Bakın. Şimdi yine düz bir şekilde devam ediyoruz. Baştakini boş alıyorum. Bu şekilde. Dediğim gibi 2 santim olana kadar bu şekilde yapalım hanımlar. 2 santim kadar işledim. Bu kadar yeterli. Şimdi bu taraf düz yüzüydü. Bu sefer galiba doğru telaffuz ediyorum. Bunu bu şekilde işlemeye devam edeceğim. Bakın. Yaklaşık 3,5-4 santim. Şöyle göstereceğim. 3,5-4 santim kadar yapıyoruz. Daha sonra bunu kesmeye geçiyoruz hanımlar. Şimdi 2 ilmek birden alıyorum. Çıkartıp tekrar şöyle İlmeğimi tekrar taktım. Teker teker bunu kesiyoruz hanımlar. Eksiltiyoruz bakın. Tekrar ilmeğimi takıyorum. Kestim. Bu şekilde kesiyoruz.
Aldığım ilmeği tekrar buraya katıyorum. Birer birer kesmiş olacağız. Şöyle. Evet, sonuna kadar bu şekilde keserek gelelim. Evet, bitirdik bu şekilde. Evet, şimdi sıra pomponlu yapmaya geldi hanımlar. Şöyle iki parmağımın üzerine bir miktar ip saracağım. Bu kadar yeterli olacaktır hanımlar. Şimdi bunu tam ortadan bağlayalım. Bunu istediğimiz ebata gelene kadar bu şekilde kırpıyoruz hanımlar.
şöyle yaparak bunu güzelce kırpıyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Beremizin yapımı bu şekilde. Şimdi fiyonk yapımına geçebiliriz. Hemen şöyle üst üste getirip tam ortayı bularak hanımlar şöyle farklı fiyonk tokalarınıza da yapabilirsiniz. Basit bir şekilde böyle yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle etrafında bir iki tur döndükten sonra hemen tokamızı şöyle yapıştırıp etrafını döneceğim şöyle hanımlar bakın. Videomuz biraz uzun olduğu için acele etmeye çalışıyorum. Bunu bu şekilde kaplayacağım. Tokamız hazır. Beremizi de yapıştırınca işlemimiz tamam hanımlar. Dediğim gibi siz farklı fiyonk tokalarınızla yapabilirsiniz. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.